Allah'ım, yalnız sana kulu oluruz ve yalnız senden istiğane, parantez içinde, mürşidimizi isteriz. Ne yapalım? Yani cehenneme gitmek isteyen gidebilir. Yollar sonuna kadar açık. Ve şeytan doğru yolun üstünde oturacak da, yani bu Allah bu Kur'an'ı koymuş. Kur'an-ı Kerim'i kendilerine uyduran istediği gibi uydurabilir. Mürşidini istiyormuş, mürşit. Bir de mürşit kelimesi çıktı. Mürşit yol gösteren demektir. Şimdi siz bu akşam bu şeye geliyorsunuz. Diyelim ki Ensar Vakfı'nda bizi dinlemeye geliyorsunuz. Geldiniz, Ensar Süleymaniye Camisi'ne nereden giderim diye orada bir adama sordun. Sen git şu ileride veznecilerden sonra dön. İşte o sizin mürşidiniz oldu orada. Yani herkesin bilmediği zaman soracağı bir takım insanlar olur. Ama bunlar öyle yapmıyor. Bunlar kendi kafalarına göre bir mürşitlik makamı ihdas ediyorlar. Mesela Kutbul İrşad diye bir makamları vardır ki aman ya Rabbim. Haşa Cenab-ı Hak ne diyor orada şeyden İmam Rabbani'ye mal edilen İmam Rabbani'nin mektubatında bizim şeyde vardır Aracılık ve Şirk kitabında Kutbul İrşad diye okursanız görürsünüz. Onu bir getirsene bana şey. Okursanız görürsünüz diyor. Şimdi bir de internet çıktı. Her ne söylüyorsak şey yapılıyor kardeşim. Hiç öyle atlamaya da gelmiyor. Yani özetle biz de yandık yani şimdi. Burada ha. Kutbul İrşad diye bir şey var neler söylemiyorlar. İmam Şahrani o Tabakat-ı Kübra'da ne diyor biliyor musunuz? Türede evvelin hakimi olmak şeyi tarif ediyor. Kutbu tarif ederken diyor ki evvelin hakimi olmak, ahirin hakimi olmak, evveli ve ahiri olmayanın hakimi olmak. Evveli ahir olmayan kim? Bu kitabı neşreden tarikatın şeyhine gittim ve söyledim. Bu nedir dedim. Hocam tevil edilebilir. Nasıl tevil edilir? Evveli ve ahir olmayanın hakimi olmak nasıl tevil edilir? Cenab-ı Hakk'ın hakimi olacakmış haşa. Yani bu tarikatlarda akıl almaz bir şekilde insanlar yoldan çıkmıştır. Yani inanılmaz. Gerçekten şey yapamazsınız. Kutbu Lişat nerede ya? Burada çıkıyor. Kaç? Nabız. Heh, tamam. Şimdi şuraya bakar mısınız? Bunu nereden almışım? Bak önce kaynağını size söyleyeyim. Hayrettin Karaman'ın İmam Rabbani ve İslam Tasavvufu adlı kitabından almışım. Yani tercüme Hayrettin Karaman'a ait. Diyor ki, Kutbul İrşad son derece az bulunur. Bunlar genellikle kendilerini tarif ederler. Evet, öyledir yani. Kendilerini tarif ederler. Yani kendilerinden önce de yok, sonra da olmayacak. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar. Hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık cihanı aydınlatır. Bak hidayet onlardan. Ortaya çıkmakla karanlık cihanı aydınlatır. Onun irşadı bütün cihana yaygındır. Arştan yeryüzünün merkezine kadar, arştan yeryüzünün merkezine kadar. Her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Hidayet ondan alınır.
Haşa, Cenab-ı Hakk'ın bunlardan haberi yok. Hidayet yalnız Allah'tandır diye ayetler var ya. Bak, ondan alınır. Onun aracılığı olmadan bu devlet kimseye nasip olmaz. Kimse oraya gelmezmiş. İyyâke nâbud ve iyyâke nestaîn gitti. Haşa. Onun nuru mesela büyük okyanus gibi cihanı kaplamıştır da bu denizde hiçbir hareket meydana gelmemiştir. Sanki donmuş gibi durmaktadır. Ona yönelen, bak, kutbul irşada yönelen, samimiyetle inanan, imanın bak başka şartları da varmış, görüyor musunuz? Samimiyetle inanan, yahut onun yöneldiği talibin yönelme sırasında sanki kalbinde bir pencere açılır. O da yöneliyor talibine. Ve bu yoldan yöneliş ve samimiyeti nispetinde nasip alır. Ve doyar. İnkar ettiği için değil de onu tanımadığı, bilmediği için Allah'ın zikriyle meşgul olan. Ne yapsın garip? Bilmediği için Allah'ın zikriyle meşgul olur. Yoksa onu zikredecek haşa. Ve gönlünü Allah'a yönelten kimse de tıpkı bu kutba yönelenler gibi ondan istifade ederler. Yani bilmediği için Allah'a yönelmiş. Ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir. Yani Allah'a yönelme hafif kalıyor. Kutba yöneldin mi? Haşa. Bakın şuraya dikkat edin. Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan benim gibi Allah auzu billahi mineşşeytanirracim. İblis, kesinlikle iblis. Hiç ötesi berisi yok. Evet. Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince Allah zikirle meşgul olsalar bile gerçek rüşt ve hidayetten mahrum olurlar. Sen onu inkar ettin mi bitti. Zaten öyle derler. Tarikattan çıktın mı daha iflah olman imkansız derler. Yani. Tıpkı afaroz olan kişiler gibi. Evet. Onu inkar ve rahatsız etmek kişinin feyiz yolunu tıkar. Kutup onu faydalandırmamayı, ona zarar vermeyi istemese bile o gerçek hidayetten uzak kalır. Haşa. Bak bu Tanrı değil mi? Cenab-ı Hakk'ın üstünde değil mi? Haşa. Tabii. Onun için onda da hakim olacak diyor ya. Haşa. Onda bulunan ancak rüşt ve hidayetin görünüşüdür. Yani sen görünüşte bu adam Müslüman gibi gözüküyor. Sen bakma camiye gidiyor falan. Kutup kabul etmiyor. Oh, sen bak bu cehennemlik. Haşa. Manadan uzak içi boş suretin faydası da azdır. O kutbu seven, şimdi bakın son şey, o kutbu seven, ona içten inanan kimseler, ona gönülleriyle yönelmeseler, Allah'a zikirle meşgul olmasalar dahi, yalnızca sevgileri sebebiyle rüşt ve hidayetin nuru onlara ulaşır. Bu hangi din bu? Evet, İmam Rabbani El-Mektubat, Arapça Nüsa, 1. cilt, 254-260. Sayfa. Evet. Tercüme için bakınız, Hayrettin Karaman, İmam Rabbani ve İslam Tasavvufu, İstanbul 1992, sayfa 219-220. Evet. Aracılık ve Şirk kitabında bu var. Yani bunlar yeni değil ki. Öteden beri var. Dünya durdukça da olacaktır.